President, for the sake of time and because tomorrow we are going to have a session presidency in the coming year. Welcome, President. Olacak önümüzde. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz Sayın Başkan. Dünyanın yedi kıtasından barış ve sevgiyle Konya'mıza gelen misafirlerimizi ağırlıyoruz. What a space! Congratulations, Mayor Altay. Congratulations for becoming United Cities and Local Governments President. We are now in your hands, Mayor Altay, in a collegial presidency full of diversity, full of power. Thank you. We can make a difference, believe me. What we do matters. Konya Büyükşehir Belediyesi ve UCLG Dünya Belediyeler Birliği Başkanı Sayın Uğur İbrahim Altay'ı kürsüye davet ediyorum konuşmalarını yapmak için. Bu güzel buluşmanın daha güzel bir dünya ve daha güçlü şehirler inşa etme hedeflerimiz için en güzel sonuçlara vesile olmasını temenni ediyorum. Konya olarak dünyanın en büyük yerel yönetimler birliği olan ve 5 milyar şehir nüfusunu temsil eden UCLG'nin dönem başkanlığını devraldık. Cumhuriyetimizin 100. yaşını kutlayacağımız 29 Ekim'in hemen öncesinde ülkemize böylesi güzel bir armağan sunmuş olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Hiç kimsenin geride kalmadığı bir yönetim anlayışı olarak ifade edebileceğimiz Konya modeli belediyecilik anlayışıyla hareket eden, uluslararası yönünü her zaman ön plana çıkaran ve küresel meselelerde inisiyatif alan Konya'mız, liderlik ettiği birçok uluslararası platformda daima adaleti ve barışı savunmaktadır. Bizler dünyaya bu çerçeveden bakarken, coğrafyamızın en kutsal beldeleri ne yazık ki uzun bir süredir barış ikliminden uzak bir durumda. Özellikle İşgal edilmiş Filistin topraklarındaki acı tablo hepimizin yüreğinde derin yaralar açtı. İsrail'in onca yıldır sistematik olarak Filistinlilerin topraklarını işgal etmesi, kadın, çocuk demeden masumları katletmesi ve insanları öz vatanlarından sürgün etmesi bugünkü hadiselerin esas nedenidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi, adil bir barışın kaybedeni olmaz. Bu adalet de ancak başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasıyla sağlanabilir. Başkanlığım süresince aynı zamanda Türkiye'nin gönül belediyeciliği anlayışı ve Konya modeli belediyecilik anlayışımızı dünyayla buluşturmanın gayretinde olacağım. Konya'nın UCLG dönem başkanlığı şehrimiz ve tüm insanlık için hayırlı uğurlu olsun inşallah. Cumhuriyetimizin 100. yaşını kutlayacağımız 29 Ekim'in hemen öncesinde ülkemize böylesi güzel bir armağan sunmuş olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Böyle başarılı işlere imza atan bir belediye başkanımızın UCLG'nin dönem başkanlığını yapacak olması bizim açımızdan gurur verici. Kardeşlerim, bugün Konya'da dönem başkanlığını Uğur İbrahim Bey'e teslim ettiğiniz, bundan sonra Uğur İbrahim Bey tarafından yürütülecek olan UCLG başkanlığının ben çok güzel hizmetlerle bulunduğu noktadan çok daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Filistin'de yaşanan insanlık dramına 75 yıldır Filistin'de yerinden edilen ve bugün pervasızca kadın, çocuk, yaşlı, engelli demeden
yerinden edilen ve sivilleri hedef alan savaşın bazı yönetimler tarafından, sivil İsrail yönetimi tarafından yapılan, katledilen bu savaşın bir an önce durdurulması için tüm dünyaya çağrıda bulunuyoruz. Bütün belediye başkanlarının da üzerine düşen sorumluluğu yapması konusunda çağrıda bulunmak istiyorum. Ülke olarak konseyin çalışmalarına katkıda sunmak ve bugün Dünya Konseyi'ni Konya'mızda ağırlamaktan dolayı buruk da olsa mutluyuz. Bunca yerel yönetimin buluştuğu şehrin Konya olması da bizim için ayrıca manidar ve güzel. Büyük bir üzüntüyle ifade etmek isterim ki şu an Filistin'de, Gazze'de, tüm dünyanın gözleri önünde hastaneler, okullar, ibadethaneler bombalanıyor. Çocuklar öldürülüyor, kadınlar öldürülüyor, yaşlılar öldürülüyor, insanlık öldürülüyor. Biz Türkiye olarak tarihin bu en kanlı saldırılarına karşı Filistin davasına sahip çıkıyoruz. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere bir ufuk olarak çizdiği AK Parti belediyeciliğinin, gönül belediyeciliğinin, Konya modeli belediyeciliğinin artık tüm dünyayla buluşacağı tarihi bir güne, tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Konya öyle bir şehirdir ki ezelden ebede uzanan bir aşkın hikayesidir. Bizler her daim bu hikayenin bir parçası olmak, bu aziz şehre hizmet etmek, her alanda kalkındırmak ve dünyaya örnek bir şehir haline getirmek için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Bugün huzurun, refahın ve güvenin şehri Konya'mız. İnsan merkezli seyircilikte, belediyecilikte artık tüm dünyada parmakla gösterilen bir marka şehir haline gelmiştir. Halen Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı olan Uğur İbrahim Başkanımız da bunun en güzel örneklerini sergilemektedir. Ben bir kez daha Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı görevini devralan Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay'ı yürekten tebrik ediyorum. Konuşmamın Konya tarihinin en büyük değerlerinden biri olan büyük alim Mevlana Celaleddin Rumi'nin bir avantıyla tamamlamak istiyorum. El segmento de esta sesión dedicado a las cuestiones institucionales y comencemos. Önümüzdeki yıllardaki çalışma programı şekillerinden görüşmelerimizin kendi büyük hikayelerimizi ortaya koymaya ortak bir birlikte dünyanın değiştirmeye hazır olmasından ve pek çok zorlu duruma rağmen bir hareket olarak birleşmiş. Un año es un suspiro para las personas, pasan cosas difíciles. En este año, discussions are going. There is a non-text right now that is being discussed. The reason why you don't have.